Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 12 Mayıs Salı Saint-Cloud Fransa yarışları için karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi programda iki tane Fransa var. Artık demek ki bayağı Fransa TJK'nın hoşuna gitmiş ki başka yerleri, güzel yerleri almamış. Fransız bizi iyice Fransızlaştırmaya başladı. Yani altılarda çünkü çok favori geldiği için herhalde ondan burada bizi yem yapmanın uğraşları içerisinde artık daha ne diyeyim. Başka bir sürü yer var, güzel yerler var. Birkaç tane zaten hipodromlar açılmaya başladı yavaş yavaş. Neyse artık Fransa ile artık ne yapabilirsek inşallah elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız. En azından oran açısından sizlere faydalı olmaya çalışacağım. Ufak tefek tuttuğumuz rakamlar da var burada. Hani en azından burada bayağı bir orijin bilgisi var. Yani 15 atın içinde nerede baksanız bir 10 tanesinin orijinini tanıyorum. En azından ne olduklarını biliyorum. İnşallah bu da bize bir faydalı bir şeyler yaptırır diye düşünüyorum. Arkadaşlar 10 koşu program var. Ben hemen programa girmek istiyorum. Çünkü uzuyor. Bayağı da uzuyor. Hani vakit çok alıyor. Ben de videonun uzamaması için hemen başlıyorum. Şartlı bir yarış arkadaşlar. Birinci koşu ilk defa koşan 2 yaşlı İngiliz'in 1200 metrelik çim yarışında gördüğünüz gibi maşallah diyelim 16 safkan kayıtlı. Burada 12 ve 13 no safkanlar da ekürü. Hemen oranlara gelelim. 6 no safkan 3,5 lira. Burada birinci altılı ganyanımız başlıyor arkadaşlar. 5. koşudan itibaren de ikinci altılı ganyanımız başlıyor. Herhalde öyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 5. koşudan itibaren de öbür tarafta başlıyor arkadaşlar. Evet oranlara gelelim. 6 nolu safkan 3,5 lira. 2 nolu safkan 4 lira. 12 nolu safkan 5 lira. 15 nolu safkan 5,5 lira. 1 nolu safkan 8 lira. 9 nolu safkan 11 lira. 8 nolu safkan 12 lira. 13 nolu safkan 12 lira. 16 nolu safkan 14 lira. 11 nolu safkan 14 lira. 7 nolu safkan 16 lira. 3 nolu safkan da 20 lira gibi oranlara sahip arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oranlar da bayağı birbirlerine yakın safkanlar bir arada. Bunu da biraz küçültelim. Benim burada size önereceğim safkanlar arkadaşlar sırasıyla en azından tuttuğum safkanları ben dediğim gibi sizlere bir aktarmaya çalışacağım. Benim burada size önereceğim safkanlar sırasıyla ben bir nolu Choco Charlie, bir My Boy Charlie tayı olan bu safkanı ben ilk safkan olarak görüyorum. En azından iyi bir kan hattına sahip bu safkandan ben bugün güzel bir yarış bekliyorum. Daha sonra 8 nolu Rhyme Dore, yine bir My Boy Charlie tayı olan bu safkan Michael Barzona gibi İyi bir jokeyle start alacak olan bu safkan. Zaten Mikael Barzola'yı anlatmaya gerek yok. Kaliteli bir jokey. Onu da belirteyim. Gerçi burada bir tane değil. Bayağı bir 7-8 tane üst düzey jokeyler var. Onları da söyleyeyim. Yani yurt dışı derken dünya çapında at binebilen yüksek ikramiye, milyon dolarlık yarışlara binebilen jokey bunlar. Bir nolu'dan sonra 8 nolu safkanı demiştim. Rhyme de Dore, Mikael Barzola. Daha sonra 2 nolu Axaro, artık nasıl okunuyorsa bir kendi erken temsilcisi iyi bir orijini var. Yine bir Abdullah Arapların ait bu safkan Maxim Guyon gibi yine üst düzey jokeylerden birine sahip. Daha sonra 12 nolu ekürü avantajıyla koşacak olan Dontali Your Mother. Bir viraj temsilcisi Christopher Sömülyon gibi yine üst düzey jokeylerden birisine sahip. 12 nolu safkan hem ekürü avantajı var. Ve son olarak da 6 nolu Silibay. Bir Galibay temsilcisi Pierre Charles Budot gibi iyi bir jokeye sahip. Bu safkanda kuponlarda yeni almalı. 1, 8, 2, 12 ve 6 nolu safkanları benim size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Geldik günün ikinci koşusuna. Arkadaşlar ben ayak olarak söylemeyeceğim. Sadece koşu olarak söyleyeceğim. Çünkü 10 koşu var. Hani o yüzden siz de hangi ayak olduğunu bakarsınız. Çünkü birinci koşudan itibaren birinci altılı ganyan. Beşinci koşudan itibaren de ikinci altılı ganyan başlıyor. En azından bunu belirteyim. Ona göre hesabını yaparsınız. Günün ikinci koşusunda şartlı 4 ve yukarı İngiliz'in 2500 metrelik çim yarışında gördüğünüz gibi 15 safkan kayıtlı. 3 nolu safkan 2,5 lira, 6 nolu safkan 3 lira, 1 nolu safkan 6 lira, 14 nolu safkan 6 lira, 5 nolu safkan 8 lira, 4 nolu safkan 10 lira, 7 nolu safkan 14 lira, 13 nolu safkan 14 lira, 10 nolu safkan 14 lira, 8 nolu safkan 14 lira ve 11 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada da baktığınız zaman en azından bir Dylan Thomas gibi gerçekten uzun mesafelere yatkın güzel bir çim orijiniyle koşacak olan 3 nolu Smart Whip. Maxim Guyon gibi iyi bir jokeyle start alacak olan bu safkan ben uzayan mesafelerde daha etkili yarış koşacağını bildiğim için ben bu safkanı burada sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Uzun mesafeye yatkın orijiniyle, iyi jokeyle ve performansıyla zaten 96 handikap puanında grubun en yüksek handikaplarına sahip bir safkan. Ben o yüzden bu 3 nolu safkan yurt dışında favorisi sizlere günün bankosu olarak öneriyorum birinci altılı ganyan için. Günün 3. koşusuna geldiğimizde yine bir şartlı bir yarış var. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışında 13 safkan kayıtlı burada. 3 nolu safkan 2,7, 10 nolu safkan 4,5 lira, 8 nolu safkan 5 lira, 12 nolu safkan 5,5 lira, 2 nolu safkan 7 lira, 5 nolu safkan 8 lira,
1 ons safkan 10 lira, 13 ons safkan 10 lira, 9 ons safkan 12 lira ve 11 ons safkan da 14 lira gibi bir oranına sahip. Bakalım kaydımız var mı? Evet. Arkadaşlar benim burada da size önereceğim safkanlar biraz kalabalık. Ben burayı biraz kalabalık tutmak zorunda kaldım. Çünkü bayağı zor bir yarış görüntüsü var. İlk kez koşuyorlar çünkü ama gerçi ilk kez koşuyorlar diye öteki ayakta azat verdim diye burada da azat verecek diye bir şey yok. Bayağı kalabalık. Ben size sıralama vereyim en azından sizler de ona göre yaparsınız. İki nolu Vasco da Gama. Bir Dantini temsilcisi. Çok iyi bir çim orijinli, iyi bir kan hattına sahip bu safkan. Yine Mikael Barzona gibi üst düzey jokerlerden birine sahip. Ben o yüzden bu iki nolu safkanı bir tık da olsa ön planda tutuyorum. İyi kan durumuyla. Daha sonra 5 nolu Dreamworks. Bir Christophe Sumillon gibi iyi bir jokerle stat alacak olan bu safkan da benim size önereceğim ikinci safkan. Daha sonra 10 nolu Roble. İngiliz menşeli bu safkan da Oliver Pestler gibi iyi bir jokeye sahip olan bu safkan da kuponlarda yerini almalı. Daha sonra 1 nolu Red Shank. Bir Shebeck Stone gibi Amerikan orijinli bu safkan da gördüğünüz gibi zaten Amerika'da Shebeck Stone'lar kum ve çimde sentetikte her yerde iyi koşan bir safkanlar. Ben de bugün ayağına çabuk olan bu safkanı kuponlarda yeni alması diye var olur diye düşünüyorum. Daha sonrası 8 nolu Undark bir Karakonte gibi Japon temsilcisi iyi bir kan hattına sahip Stephen Pascuer gibi iyi bir jokeyle start alacak olan bu safkanı kuponlarda yeni alınması gerekir. Daha sonra 3 nolu Westeros bir Kingman temsilcisi burada zaten Kingman'lar bayağı iş yapıyor. Kuponlarda yeni almalı. Zaten yurt dışında favori bir isim. Daha sonra 12 nolu Hurricane Cloud bir Frankel gibi gerçekten üst düzey bir jockey üst düzey bir aygırın tayı hiç geçilmedi arkadaşlar. Frankel'i onu da söyleyeyim. Yani bayağı iyi bir safkan. 4 yaşından sonra mı ne aygırlığı geçti? Onu da belirteyim yani. Türkiye'de olsa bu at 10 yaşına kadar koşardı. Ama işte yurt dışında öyle değil. Ve son olarak da 13 nolu Vaze. Bir Nev Alparok gibi yine çok çok iyi bir kan hattına sahip Maxim Guillaume gibi iyi bir jockey ile start alacak. 2, 5, 10 1, 8, 3, 12 ve 13 nolu safkanlar. Benim burada size önerdiğim safkanlar. Biraz kalabalık ama inanın burada at ayıklamak da biraz zor oluyor. O yüzden sizler de kendi bütçenize göre yaparsınız diye düşünüyorum. En azından son oranlarda denk geldiği zaman daha mantıklı bir oyun çıkar diye düşünüyorum. Geldik günün 4. koşusuna. Burada yine şartlı bir koşu. İlk kez koşan taylar var. Dişilere ait 3 yaşlı İngiliz'in 1600 metrelik çim yarışında. Kaç at var burada? Evet, 16 safkan burada da mücadelesi var. 10 nolu safkan 2.7, 3 nolu safkan 3.3, 11 nolu safkan 4.5 lira, 4 nolu safkan 5 lira, 12 nolu safkan 7 lira, 9 nolu safkan 7.5 lira, 16 nolu safkan 10 lira, 13 nolu safkan 12 lira, 1 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Benim burada size önereceğim safkanlar sırasıyla ben 10 nolu Joy Sons, Mikael Barzona start alacak olan bu safkan bir Godolphin ekürüsünde arkadaşlar. Ben iyi durumda, iyi ellerde olduğu için ilk safkan olarak öneririm. Yurt dışında zaten bu safkan favori arkadaşlar. Yani eğer risk seversiniz, kupon çok büyük derseniz çıkıyorsa valla bu 10 nolu safkana bir sığının derim. En azından iyi bir kan hattına sahip, iyi ellerde yani bu safkana ben bir şans ararım diye düşünüyorum. O yüzden ben de bir tık da olsa bu 10 nolu safkan önde. Daha sonra yazılması gereken safkanlar 4 nolu Arabian Belle. Bu safkanda Oliver Pestler gibi iyi bir jokeyle start alacak. Grupta şanslı isimler arasında. Daha sonra 11 nolu Bia Liguria, bir Lope de Vega gibi iyi bir kan hattına sahip olan bu safkan da Christian Demura gibi iyi bir jokere start alacak. Kuponlarda yerini almalı diye düşünüyorum. Ve son altı 3 nolu Penhouse, bir Lope de Vega'nın diğer bir tayı olan bu safkan da Christophe Sumelion'la start alacak. Bir Arap sahibi bir Arap arkadaşlar yani iyi bir ellerde yine bu safkan da kuponlarda yerini alır diye düşünüyorum. 10 bir tık da olsa ön planda. Daha sonra 4, 11 ve 3 nolu safkanları kuponlarınıza yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ama çok geniş at yazmak isteyenlere, sürpriz arayanlara da artık ne derece sürpriz çıkar onu da bilmiyorum. Ben en azından söyleyeyim. 16 nolu Metapora, bir Interlo temsilcisi Maxim Guyon gibi gerçekten iyi bir jokerle start alacak olan safkanlar kuponlara yazılabilir. Ve son altı 9 nolu Kaline, bir Invisible Spirit gibi gerçekten üst düzey bir kan hattına sahip bu safkanda kuponlarda yerini alabilir diye düşünüyorum. 10 bir tık da olsa önde. Daha sonra 4, 11 ve 3 yazılması gereken isimler geniş oynayanlara da 16 ve 9 olan safkanlara bir şans verebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Geldik günün 5. kosuna. Handikap 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışında. Evet gördüğünüz gibi 18 safkan kayıtlı. Evet ekranı alabilir miyiz? Aldık valla. Burada da oranlara gelelim arkadaşlar. Bakalım koşumuz kaç? 5. koşu. Koşulları bile karıştırıyoruz valla. 11 nolu safkan 5.5 lira, 4 nolu safkan 7 lira, 18 nolu safkan 7 lira, 3 nolu safkan 8 lira, 15 nolu safkan 8 lira, 1 nolu safkan 9 lira, 6 nolu safkan 9 lira,
7 nolu safkan 10 lira, 2 nolu safkan 12 lira, 5 nolu safkan 12 lira, 16 nolu safkan 16 lira, 12 nolu safkan 16 lira, 13 nolu safkan 16 lira ve 9 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Yani gördüğünüz gibi favorisi olmayan bir yarış arkadaşlar. Artık tamamen şansımıza kalmış bir yer gibi görüntüsü var. Ben burada biraz 6 safkan olarak burayı önerdim arkadaşlar. Sizler de ona göre tercihinizi yaparsınız. Ben öncelikli olarak bu 1 nolu Al Jarouk. Bir W-Sim temsilcisi, çok iyi bir kan hattına sahip olan safkan, biraz ağır kilosuna rağmen ben ilk şansı bu safkana veriyorum. Daha sonra 2 nolu, yine grubun ağır kilolu olsa da bir Zofane temsilcisi olan 2 nolu Jaiz de ben ikinci safkan olarak önermek istiyorum. Bu safkan zaten bu yıl koşmuş olduğu 5 yarışın 3'ünü kazanmış, oldukça formda bir isim. Daha sonra da 18 nolu State Well Rome, bir Evasiye temsilcisi, Sebastian Marlott'la start alacak olan bu safkanda. Bu şokeyle koşacak olan bu safkan bu yıl koşmuş olduğu 3 yarışın 3'ünde tabela içerisinde olan bir formda bir isim. Kuponlarda yerini almalı. Daha sonra 11 nolu Brank The Action. Bir McPhee temsilcisi Maximilian Justin'le start alacak olan bu safkan da son yarışı kazanmış formda bir isim. Daha sonra 3 nolu Hersan. Bir Elasi Vita'yı daha burada var. Bu safkan da son yarışı kazanmış formda bir isim ve son olarak 4 nolu Lady Valley, bir Anodin temsilcisi Mikael Barzola'nın esat alacak olan bu safkanda kuponlarda yeni almalı diye düşünüyorum. 1, 2, 18, 11, 3 ve 4 nolu safkanları benim burada size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde handikap 4 ve yukarı İngiliz'in 1600 metrelik çim yarışında bakalım kaç at koşuyor. Yine 18 safkan kayıtlı, 15 ve 18 nolu safkanlar ekürü arkadaşlar. 18 nolu safkan 6 lira, 6 nolu safkan 7 lira, 2 nolu safkan 8 lira, 14 nolu safkan 8 lira, 8 nolu safkan 9 lira, 17 nolu safkan 9 lira, 10 nolu safkan 10 lira, 11 nolu safkan 10 lira, 12 nolu safkan 10 lira, 5 nolu safkan 12 lira, 1 nolu safkan 14 lira, 9 nolu safkan 14 lira, 13 nolu safkan 14 lira, 16 nolu safkan 16 lira, 7 nolu safkan 16 lira, saymadığım diğer isimler de 25 liradan başlıyor arkadaşlar, onu da belirteyim. Benim burada size önereceğim safkan arkadaşlar, ben öncelikle bir ekür avantajıyla koşacak olan, yine çok iyi bir jokeye sahip olan, Maxim Guyon gibi iyi bir jokeyle start alacak olan bir Raj Samanta'yı olan 18 nolu Habloville. Ben bu safkanı alternatif de olsa bir banko olarak öneriyorum size arkadaşlar. Yurt dışında şu anda favori konumda, her ne kadar favori 6 lira da olsa, ama bugün ben biraz daha ön planda tuttuğum için bu safkanı biraz daha fazla şans verdim. En azından ekürüsü de iyi bir orijinaline sahip, Elusive City gibi iyi bir kan hattına sahip. O yüzden ben 18 nolu safkana, eğer bir ikinci bir liman arayışı olanlar için, çünkü birinci altılı ganyanın da bu son ayağı çünkü, tek olarak da geçebilirsiniz arkadaşlar. Ama çünkü oyunlar büyük oluyor. Eğer bu safkanın yanına at yazmak isteyenlere de 8 nolu Prince Hamlet, Tony Piccone'yle start alacak olan bu safkanda son 3 yarışındaki güzel performansıyla yerini alabilir. Daha sonra 9 nolu Marbot, bir Show Casting gibi iyi bir kan hattına sahip olan bu safkanda kuponlarda yine alabilir. Daha sonra 6 nolu Kyleight, bir Dirim Ahet temsilcisi, son yarışı kazanmış bir isim. Daha sonra 2 nolu Arif Fushi, Vincent Chaminade'la start alacak olan bu safkanda son güzel üçüncülüğüyle yerini alabilir. Ve son olarak da 11 nolu Ax Kelleratın, bu safkanda Stephen Pasquier gibi iyi bir jokeyle start alan bu safkanda son yarışı kazanmış bir isim. Yani dediğim gibi burada risk alıp 18 nolu safkana sığınabilirsiniz arkadaşlar. En azından bir ekürü avantajı da var. Ama bu safkanın yanına at yazmak isteyenlere dediğim gibi 8, 9, 6, 2 ve 11 nolu safkanları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde handikap 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışında burada da gördüğünüz gibi yine 18 safkan kayıtlı arkadaşlar. 16 nolu safkan 6 lira, 10 nolu safkan 6 lira, 4 nolu safkan 6,5 lira, 11 nolu safkan 7 lira, 9 nolu safkan 9 lira, 15 nolu safkan 9 lira, 1 nolu safkan 9 lira, 5 nolu safkan 10 lira, 2 nolu safkan 12 lira, 8 nolu safkan 12 lira, 6 nolu safkan 10 lira, 18 nolu safkan 20 lira gibi oranlara sahip arkadaşlar. Burada da yine kalabalık bir yarış. Ben burada biraz iki kısım halinde verdim arkadaşlar. Bir 4 at, daha sonra geniş at yazanlara da 2 at önereceğim. Bunlar sırasıyla ben önereyim, söyleyeyim en azından. 4 nolu Glenn Norchi, bir McPhee temsilcisi, iyi bir kan hattına sahip bu safkan. Christian Demura gibi iyi bir jokeyle start alacak. Son yarışını kazanmış bir isim. Daha sonra 11 nolu Mr. Charlie, My Boy Charlie gerçekten iyi bir kan attı arkadaşlar. Türkiye'de de zaten bu safkan getirdi, aygırlık yapmaya başladı. Mikael Barzona gibi iyi bir jokeye sahip. Son performansları da bir hayli üst düzeyde. Kuponlarda yeni almalı muhakkak. Daha sonra 16 nolu So Soft, bir pivotal, gerçekten pivotallar eskisi gibi sık sık karşımıza çıkmıyor artık. Burada iyi bir tay arkadaşlar, iyi bir at. Maxim Guyon gibi iyi bir jokeyle start alacak olan bir safkanda zaten son iki yarışında bir birinci ikinciliği olan bir safkan.
Kuponlarda muhakkak yeni almalı. Kanatlı bayağı iyi çünkü. Ve son olarak da 10 nolu The Big Smoke, Big Charm Split gibi çok iyi bir kanatına sahip olan bu safkanda Christophe Semenyon gibi iyi bir jokeri kendine şans aramasını bekliyorum. 4, 11, 16, 10 benim öncelikli olarak kuponlara yazılması gereken bu 4 isim. Daha sonra da yazılması gereken isimler sırasıyla 9 nolu Masetto, Maison temsilcisi iyi bir kanattı var. Son üçüncülüğüyle bugün burada da kendine bir sürpriz arayabilirdik. Ve son olarak da 15 nolu Mr. Bolt, bir Charm Split'in diğer temsilcisi olan bu safkanda son yarışını kazanmış formda bir isim. Kuponlarda dediğim gibi yine bir şans aramasında şans bulması gereken bir isim yani. 4, 11, 16, 10 öncelikli olarak yazılması gereken isim. Daha sonra 9 ve 15 nolu safkanları da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde şartlı yarışlar başlıyor. 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metrelik çim yarışında 12 safkan burada da kayıtlı. 2 nolu safkan 2 lira, 3 nolu safkan 3,5 lira, 1 nolu safkan 4 lira, 9 nolu safkan 4 lira, 4 nolu safkan 5 lira ve 5 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada da benim size önereceğim safkan, ben öncelikle en azından bir Avustralya temsilcisi olan, bu Avustralya temsilcisi ben neden çok seviyorum? Uzun mesafeler yatkın çimi de çok seviyor. Türkiye'de zaten Nancy Kibar'ın bir atları var, grup koşan atta. Bu yıl ikilikte üçlüye mi geçmişti, öyle bir şeydi galiba. Uzunlarda kazanan bir atın ismini unuttum. Pergola mıydı? Acı güzel bir isimdi, onu da söyleyeyim. İyi bir, eşkalli bir safkan zaten. Hani uzun mesafe yatkınlığıyla çim pistini iyi sevdiği için ben bu safkanı zaten Amerika'da da görüyorum, İngiltere'de de görüyorum. Hani yurt dışının çoğu yerde de Avustralya temsilcileri oldukça şey, başarılı temsilcileri var. Hep iyi orijin. Ben o yüzden 4 nolu Maria Australis en azından bir kere yarış koşup kazanmış bir isim. Ben alternatif arayanlar için yani günün ikinci bankosu, birinci bankosu artık nasıl bir banko isterseniz bir banko adayım arkadaşlar. Normal şartlar altında kazanmasını beklediğim bir isim. Ben de ön planda. Eğer risk sevenler için veya küçük oynayanlar için benim alternatif bankom. Bu safkanın yanına at yazmak isteyenlere de öncelikle 9 nolu Port Guglielmo, bir Lev Port Guglielmo. Yani kusura bakmayın benim Fransızcayı da geliştireceğiz artık. Bir Le Havre temsilcisi Christine Demora gibi iyi bir jockey sahip. Bu safkanın iki yarış koşmuş, ikisini kazanmış. Formda bir isim. Yani bence en ciddi rakip konumunda bu 9 nolu safkan gözüküyor. Daha sonra 3 nolu Afreku, bir Dark Angel gibi yine kanatlı üstün bir safkan. Bu safkanın iki yarış koşmuş, bir ikincilik arkasından bir birincilik yapmış. Bir El Maktoum ekürüsü arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Daha sonra 2 nolu Enzel, bir Interlo temsilcisi olan bu safkanda Christophe Semenyon gibi iyi bir jockey start alacak. O da bir kez koşup yarış kazanmış bir isim. Son olarak da yine bir yarış koşup kazanan, yine bir Araplara ait Maxim Gunion gibi iyi bir jockey ile koşacak olan bir 1 nolu Dom Intello'da yazılması gereken bir diğer isimdir. Dediğim gibi 4 nolu safkan ben de bir adım önde. Küçük ve risk sevenler için tek alternatif, tek adayım. Rakip yazmak isteyenler de öncelikle 9, daha sonra 3, 2 ve 1 nolu safkanları sırasıyla değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Burada Mikael Garzon'un binde at var. Burada zor bir yarış, onu belirteyim. Ama bazı yerde risk almak zorundayız. Yani risk almazsak, her tarafa at yazarsak halimizi düşünün artık. Yani olmayan saçımızı da yolacağız en sonunda. O da olmuyor artık. Geldik günün 9. koşusuna, şartlı dişilere ait 3 yaşlı İngilizler 2100 metrelik çim yarışında. Burada 6 ve 7 nolu safkanlar ekülü, en azından az atlı bir yerler başladı. 3 nolu safkan 1,7, 4 nolu safkan 2 lira, 1 nolu safkan 3,5 lira, 2 nolu safkan 8 lira, 5 nolu safkan 8 lira, 7 nolu safkan da 40 lira gibi bir oranına sahip arkadaşlar. En azından bir 40 lira oranı da söyleyeyim arada, neşe olsun diye. Burada da baktığımız zaman en azından bir show casting temsilcisi olan 93 handikap puanıyla koşacak olan Christine Demura gibi iyi bir jockey sahip olan 3 nolu Vienna benim yine bir alternatif bankom arkadaşlar. Yurt dışında da favori konumunda olan bir safkan. Normal şu anda şartlara baktığınız zaman sanki bir adım da olsa ön planda olan bir safkan. Yani kazanması en normal sonuç diye düşünüyorum. Eğer küçük ve risk sevenler için yine bir banko adayım. Bu 3 nolu safkan olacak. Bu safkanın yanına at yazmak isteyenler, burayı yıkmak isteyenler de ben öncelikli olarak bir Godolphin ekürüsünden olan 5 nolu Gemkutur, bir Medalur Dora gibi iyi bir kanatına sahip Mikael Barzona da üzerinde. 85 handikapı var bu safkanda, kötü değil. Yani 3 yarış koşmuş, son 2 yarışındaki performansı her geçen gün ileriye dönük. O yüzden kuponlara yazılır. Son olarak da 2 nolu Gelinka, bir Rallying temsilcisi, yine iyi bir kanatına sahip, uzun mesafeye yatkın bir orijini ve Christophe Semenyon gibi iyi bir jockey sahip. Bence 3 nolu safkanın en ciddi rakipleri konumunda. Yani 3 nolu safkanı ya tek atacağız arkadaşlar, küçük ve risk sevenler için tek. Yani at yazmak isteyenlere de dediğim gibi 5 ve 2 nolu safkanları sırasıyla değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer çok bir at daha yazmak isterseniz de
Bu yine bir yarış koşup kazanan 1000 oğul safkanları değerlendirebilirsiniz. Yani rakipler biraz az at gibi ama denk safkanlar var. O yüzden mecbur bu şekilde oldu. Geldik günün en sonunda son koşusuna. Satış koşusu şartlı 4 ile yukarı İngiliz'in 2000 metrelik çim yarışında 12 safkan burada kayıtlı. 3, 8, 10 safkanlar da ekül arkadaşlar. 8, 10 safkan 1.7, 7, 10 safkan 3 lira, 5, 10 safkan 6 lira, 3, 10 safkan 7 lira, 6, 10 safkan 9 lira, 2, 10 safkan 10 lira, 1, 10 safkan 12 lira, 4, 10 safkan 16 lira, 11, 10 safkan 16 lira ve 9, 10 safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Benim burada size önereceğim safkanlar arkadaşlar gördüğünüz gibi performans olarak da biraz iyi durumda gördüğüm oranlar içinde iyi durumda. Burada bir 101 handikap puan var. Ekürisi de iyi durumda. Ben bir Lingala temsilcisi olan 8-10 Medolady, Christophe Somillon gibi iyi bir jokeyle, gerçi ötekisi de iyi bir babar motivatör gibi kalite bir orijini var. Ama 8-10 safkanı günün bankosu olarak size öneririm arkadaşlar. En azından bu eğer bu handikapta eğer yalan değilse bu safkan bu grubu yer gibi bitirir. Orijin de iyi zaten. Lingala gibi iyi bir orijin. Ekürisi de iyi durumda. Bence burada bu safkana sığınacağız arkadaşlar. Benim buradaki limanım bu 8-10 safkan. Yani ikinci altılığa biraz sonlar iyi gibi giriyor. En azından sadece bir üç koşu zorlu. Gerçi hiçbir tarafın kolay tarafı yok. Gerçi gördük zaten dün çok atlı yerleri buluyoruz da az atlı yerler karışık geldi. Artık şansımıza artık nasipte ne varsa o yapacağız. Arkadaşlar benim bugünkü yorumum bu kadar. Kusura bakmayın inanın yarışlar uzadıkça yoruluyor insan. At ayıklamak da gerçekten zor. Çünkü ilk defa bir Fransa yarışları oynuyoruz. Yani Allah'tan biraz jokerleri tanıyoruz, biraz da atları tanıyoruz ama işte bu ara vermesi ne kadar performansa yansıyor. İşte yarışları izleye izleye göreceğiz ama fazla da izlemek de istemiyorum. Bir an evvel bizim yarışlar da başlasın artık. İyice sıkıntı geldi valla. İnşallah yakın bir haber alıp zaten söylentiye göre 1-2 hafta içerisinde yerli yarışlarımız da başlayacak. Çünkü büyük ihtimalle bunlar yurt dışında şimdi kontrol ediyorlar devlet büyükleri. Çünkü bakacaklar şimdi orada bir herhangi bir bu yarışlar başlayınca bu virüs dolayı artar mı artmaz mı diye. Herhalde bence onu bekliyorlar. Çünkü eğer vaka sayısı artarsa büyük ihtimalle koşturmazlar burada. Ama baktılar bir şey olmuyor. Burada da yarışlara start verirler diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah her şeyin hayırlısı artık. Ne yapacaksınız artık? Buraya kadar bekledik. Allah nasipte ne varsa onu gösterecek ama her şeyin hayırlısı olsun. Dileğimizi sunalım. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.